Merhabalar, ben Yasin. Çoğaldık bizden. İşimin başına tekrardan geri dönmüş bulunmaktayım şu an. Bugün garajını kurucu ortaklarından Murat abiyleyiz. Abi diyorum. Murat. Murat mı diyeyim? Murat'layız. Şimdi ben lafı çok uzatmadan bir kendisini tanıyalım önce. Yakında. Merhabalar, Çuvaladık Biz sevenleri. Ben Murat. Garajın kurucu ortaklarındanım. Garaj Türkiye'de startuplarla öğrencileri birbirine bağlamaya çalışan bir network, bir yapı. Bugün de ilk hikayemiz garajı nasıl batırdık. Onu anlatacağız. Bizim ilk çıkış noktamızdan başlıyorum. Sonra nasıl ne öğrendik onu anlatacağım. Biz 2 sene önce 2015'in Mart ayında Boğaziçi'nin hemen yanındaki mahallede öğrencilerin kaldığı Hisar üstünde bir tane dükkan kiraladık. Orası bir boks salonuydu. 5 arkadaş, bir tane deli, burayı destek veren bir arkadaş ve güzel güzel böyle şeyler olmasını isteyen arkadaşlarla beraber güzel bir enerji oluşturduk orada, ama bir sene sonunda da kapatmak zorunda kaldık. Yani şey düşünün, böyle oranın temizliği için bile gelen insanlar var. Başka başka hafta sonları karşıdan gelip valiziyle kalan insanlar var. Ama bir noktadan sonra kapattık ve bizim için şey gibiydi böyle. Yani ilk çocuğumuzu kaybettik yani, böyle o inanılmaz koydu bize. Yani çünkü şey var, inanılmaz böyle şey var. İnsanların özverisi, beğenisi, herkes diyor çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Çünkü Boğaziçi gibi Türkiye'nin en iyi okulların yanında garaj gibi hackerspace, yani meraklı, interneti, teknoloji seviyor, bir şeyler yapıyor, yapmaya çalışıyor, öğrenmek istiyor. Bunları yeşerebileceği bir ortam yok. Biz bunu kurarken şey demiştik. Okulda böyle bir şey yok. Biz yaptığımızda en azından destek buluruz canım. Hani şirketler olur, holdingler olur, Boğaziçi mezunları olur, bir sürü insan olur. Tabii öyle bir şey olmadı. Şimdi ilk girişi yaptık aslında konuya. Ya garaj böyle Murat abim dediğine bakmayın, aslında gayet güzel işler yapıyorlar. Yani şu an hani ilk başta bir fail aşamasına Versiyon gelse, 1, versiyon 1, versiyon değilim. 1.0 Evet. üzerinden. O zaman bu 1.0'da eyvallah, hani gönüllüdük, şey yaptık. Yani bu çok yüzeysel oldu. Hani neden battık bunu sonradan, hele şimdi daha iyi anlıyorsunuzdur. Biraz Kesinlikle. buraya gelelim. Bu konuda Türkiye'yi biraz algılamak gerekiyor. Özellikle genç arkadaşlarda şöyle bir şey var. Eğitim sisteminden dolayı hata yapmak kötü bir şey, tamam mı? Hata yaptığın zaman geri düşünüyorsun. Sınavda 3 tane hata yaptığın zaman tak başka bir okulu kazanamıyorsun yani. Bu kötü bir şey. Üniversiteye geliyorsun, hata yapıyorsun, GPA'in düşüyor, exchange'e gidemiyorsun. Bir yere giremiyorsun, ama çok saçma bir şey yani. Biz hata yapman lazım. Hani hata yapmak, elini kirletmek güzel şeyler. Birincisi bunu söyleyeceğim. İkincisi, Türkiye'deki algıyı düşündüğümüzde mikrofon tutman lazım burada. El hareketi yapıyorum çünkü. Şöyle bir şey var. Yani bu startup teknoloji, bu sofistike işler şöyle bir funnel'ı var. Alt taraflarda katma değeri az olan işlerde çok fazla insan var. Hala okullar bunu öğretiyor, ama bu yeni teknoloji ve iş modellerinin henüz maalesef ki okullarda karşılığı yok. Henüz şirketlerde de karşılığı yok. Bu kültür yeni oluşuyor. Türkiye'de de bunun örnekleri veya bir kuralı, bir yazılmış bir defteri yok. Bu iş bu şekilde olur diye. Bunlar şu an yeni ilk defa yazılıyor. O yazıldığı için de onun sancılarını yaşıyoruz bizler. Yani etrafta güzel bir rol model yok, güzel bir örnek yok, güzel bir şey de yok. Ufak ufak insanların yaptığı çabalar var. Daha yeni yeni böyle şey gibi organizmalar varsa, böyle ufak ufak organizmalar daha yeni yeni birleşiyorlar ve büyümeye çalışıyorlar. Türkiye öyle bir sistem. Yani gelecekte daha fazla olacak, ama şu an henüz daha az. Okey, yani biraz burada aslında sistem eleştirisine de girmiş oldun aslında, hani. Sistemi eleştirelim tabii ki. Eğitim sistemi kötü. Bu cümleye hayır diyecek insan ben tanımıyorum Türkiye'de. Yani ama teknolojiyle beraber, internetle beraber aslında bu işler demokratikleşiyor. Yani bir şu an şeyler var, mesela sizin okuldan da arkadaşlar, başka okullardan. Çünkü Bursa'da random girmiş 10 yaşında bir kursa, yani o da annesi öğretmen olduğu için, ve 5 yıl boyunca öğreniyoruz ve sonrasında bir şey yapabiliyorlar. Yani böyle bir dünya var artık. Yani burada bir border yok, bir sınır yok, bir kültür yok, bir zorlama yok. İnsanın birey olması lazım. Yani kendini anlaman gerekiyor. Neden zevk aldığını bilmen gerekiyor. Ekiple beraber çalışman gerekiyor ve paylaşmayı bilmen gerekiyor. Bu startup kültürün doğasında, ruhunda bunlar var. Ki zaten bunu acı acı tecrübe yaşadıktan sonra çok güzel bir şekilde anlıyorsun. Şimdi bu daha çok yeni yeni olduğunu söyledin. Evet. Hani biraz sürecin içinde direkt, hani geçen hafta da mesela Launchpad programı vardı. Evet. Yani biraz hani o mikrozmaların beraber gelmeye aşaması, o süreç hakkında şu an ne gözlemlerin var? Evet, yani ki zaten bu noktada garaj neden var sorusunun cevabı bu. O mikroorganizmaların birleşmesi gerekiyor. Biz omurilik gibiyiz. Burada non-profit bir şekilde bunları bağlamaya çalışıyoruz. Google'da yaptığımız program bunlardan bir tanesiydi. Google'ın bir programı var. Lokaldeki işte
teknoloji alanında, product alanında, UX konusunda, marketing business konusunda ki bilen insanlarla erken aşama arkadaşlara nasıl düşünmesi gerektiğini algılıyorsun. Çünkü daha henüz 18-20 yaşındaki bir çocuk iş yapmamış, fatura kesmemiş, bir şirketle ilişki kurmamış. Bunların hiçbir konseptleri yok yani ve bunları yeni kafayla yapmaya çalışıyor. İki kat daha zor, üç kat daha zor belki de. Ufak ufak desteklerle beraber Google'a yaptığımız şey güzel bir 5 gün boyunca her gün böyle lokaldeki işler yapan. Mesela EasyCon'un CTO'su geldi, EasyCon'un marketing head'i geldi, EasyCon'un founder'larından birisi geldi. Yani bunlar arkadaşların normalde temas kurması gereken şeyler. Biz de bu temas noktalarını mümkün olarak arttırmaya çalışıyoruz. Google öyle bir programdı, Launchpad. Her kuartada yapacağız. 10 tane startup bekliyoruz her şeyde. Buraya başvurabilirsiniz güzel ekipler varsa. İkinci şey CrowdUp yapıyoruz. CrowdUp'ta imece usulü gençlerle bu dünya kafa iş yapan insanları bir araya getirdiğimiz bir gün boyunca tecrübeli tecrübesiz herkesin birbirle tanışmasını, sorular sormasını ve enerji dolmasını, ümit olmasını ve hayal etmesini istediğimiz bir günlük etkinlik. 15 Nisan'da İTÜ'de yapıyoruz. Okey, aslında çok güzel garajın da ne yaptığından ve şu an Türkiye'de hatta biraz daha İstanbul odaklı gidiyor yani. Yani bunu kabullenmek gerekiyor aslında. Tabii kaynaklarımız bu kadar. Yani şu an kaç kişiyiz ya? 15 kişiyiz, 20 kişiyiz yani. Daha doğrusu 20 kişi vaktini harcıyor, zamanını harcıyor. Yani para kazanmak yerine böyle bir şey yapıyorlar. Bunlar deli değiller ama bir şey hayal var ortada. Yani Türkiye'de ufak bir şey var. Böyle bir atıllık var insanların üstünde. Bir denememezlik var. Gençler arasında bir şey var. Geleceğe dair umut yok. Hayal etmiyorlar. Biz bunların olmasını istiyoruz yani. Okey, yani buradan çok güzel şeylerden bahsettik gerçekten. Hani sen de gördüğün gibi hani liselilerden sadece bizim Seren değil işte Robert'ten, Seb Amerikan'dan. Liselilerden umudumuz çok. Hatta bu yeni Scott, Lucky. Yani bunlar bize çok güzel haberler yani. Yani şey düşünün, liseli 2 tane arkadaş var. Çocuk diyor ki dedem Alzheimer ve sorun yaşıyoruz. Sonra çözmeye çalışıyorlar, kafa patlatıyorlar yani. Bu muazzam bir şey. Bence onlar ufak ufak bu örnekler artık. Scott da çok güzel bir şekilde. Adamlar San Francisco'ya gittiler. Google'un misafiri oldular. Bir sürü şey katıldılar ve bir şeyleri ispatlayıyorlar. Hani şunu ispatlıyorlar bence. 18 yaşındaki 3 tane kafayı yemiş arkadaş bir şeyleri gösterebiliyorlar, öğrenebiliyorlar. Yani tecrübesi belki 25-30 yaşındaki insan kadar olabiliyorlar. Bu zaman bunu gerektiriyor. Artık yaş değil, insanların buradaki hevesi, isteği, tutkusu ve bunun sonundaki yaptığı çalışmalar önemli. Peki bu Ömer abi de hep ekosistemcik der. Ekosistemciğimiz hakkında kısa ve uzun vadede hani görüşlerin. Son olarak da genel olarak genç girişimcilere veya sorun çözmek isteyen insanlara tavsiyelerin olur. Ekosistem çok böyle controversial. Herkesin farklı fikrinin olduğu bir nokta. Ekosistemcik terimine katılıyorum. Ekosistem yok ama ekosistem var. Biz var ettikçe var. Biz var olsun istedikçe var ve bir şekilde bir şeyler, öncelikle insanların bir şeyler yapması gerekiyor, üretmesi gerekiyor ve paylaşması gerekiyor. Bunlar arttıkça bu alanlar, daha fazla insanlar buraya gelecekler ve bu enerji böyle exponential artacağını hissediyoruz. Yani o patlama yaşanıyor. Hatta Google'daki programda Hindistan arkadaşlar vardı. Hindistan dediğimiz fakir memleket yani ama nüfusu fazla ve bu konularda bizden daha ilerdiler. Ve şey diyor yani sizde böyle ufak ufak şey var. Hani sürekli böyle içeriden bir şey var, çıkmaya çalışıyor ama henüz onu yapamamış. Belli bir noktadan sonra bu olacak. Bizim de inancımız ve hedefimiz, çalışmamız buna yönelik. Son dediğim gibi bu genç girişimcilere veya problem çözmek isteyen insanlara hani bu Türkiye hakkında veya bu çıkarımlardan yola çıkarak nasıl bir tavsiye vermek isteriz? Kendinize inanın. Etrafta aileniz, öğretmenleriniz, arkadaşlarınız, amcanız, deyzeniz kim varsa anlamayacak. Anlamaması gayet normal. Anladıkları zaman zaten sıkıntı var. Destek olan insanlar çok az. Olmayacaklar. Kimse sizi anlamayacak ve destek olmayacak. Şirketler dediğinizde Türkiye'de çok böyle aham aham bir şey olmuyor. Ama bizler şey gibi düşünün. Yani 2000'lerde bir jenerasyon vardı. Bunlar gitti gidiyor, hepsi burada diye vesaire yaptılar. 2007-2011 arasında çok güzel bir momentum oluştu. Orada da bir şeyler çıktı. Türkiye'de Markafoni, Trendyol'dur vesaire, onların temelleri atıldı. 2015 ve sonrasında bence daha genç, daha farklı bir dünyayı algılayan, daha farklı motivasyon olan bir gençlik geliyor. Bunun içerisinde insanların çalışması gerekiyor, öğrenmesi gerekiyor. Bu yeni konulara meraklı olması gerekiyor. Ve bunlarla uğraşan insanlara bir araya gelmesi gerekiyor. Bunları arttırdıkça o olayları, o ortamları, daha farklı bir gelecek bizi bekliyor. Çok teşekkür ediyoruz bu röportajı kabul ettiğin için. Umarım çuvallamazsın.
Umarım daha çok çuvallarız. Çuvalladıkça öğreniriz ve daha farklı şeyler işler yaparız. Görüşürüz.